Burası özel bir orman alanı. 2015'te mal sahibi tarafından belediyeye çok sembolik 10 yılında 100 TL karşılığında çok sembolik bir bedelle mesire yeri olarak kullanılsın diye bırakılmış bir alan. Burada da belediyenin normal şartlar altında mesire yeri olarak halka ücretsiz olarak kullanılması gerekiyordu. En son tabii burada bir kiralama işletmesi olunca ve halk burada girişle paralı olunca halktan da bu bölgede ücretsiz oturabileceği, dinlenebileceği, kendisinin dışarıdan getirdiği yiyecekleri yiyebileceği, biraz çocuklarla vakit geçirebileceği bir park alanı gibi burada başka bir alan yok. Burası da ücretli olunca normal insanlar da para verip buraya girmek zorunda kalınca tabii halkta da tepki oluştu. Neden biz Boztepe'ye çıktığımızda ücretsiz herhangi bir yerde konaklayamıyoruz, oralarda vakit geçiremiyoruz şeklinde. Bizim yönetimimiz de ilgili mal sahibiyle tarafından yapılan asıl sözleşmeyi tekrar inceleyerek burayı başkanımız Hilmi Güler'in talimatıyla tekrar halka ücretsiz olarak kullandırmaya karar verdik. Şu anda içeride o tehlikeli unsurlar halen var. Onları önümüzdeki hafta itibariyle tamamen söküyoruz. İtfaiye birimlerini de tamamen söktükten sonra itfaiyenin eğitim parkına yerleştireceğiz. Daha sonra içerisinde banklar, oturma grupları yerleştireceğiz ve kapısını tamamen halka açacağız. Halk normal bir mesire yerinde, ücretsiz, kendi halinde nasıl oturuyorsa o parkta aynı şekilde oturacak. Bizler de normal periyodik temizliğini yapacağız. Kalacak unsur olan unsurlardan birkaç tanesi şuradaki çocukların tırmandığı küçük iskele. Ondan sonra şu sol tarafta gördüğümüz büyük, yine çocukların içerisinde tünel şeklinde geçmiş olduğu büyük iskele. Büyük salıncağın demirleri, oraya güvenlik personelsiz girilmiyor. Büyük salıncağın demirlerini biz itfaiyeye veriyoruz. Onlar bizim itfaiye için birer tırmanma aracı. Yine bunu itfaiyeye vereceğiz. Bu platformlar normal gelen insanların üzerine çıktığı, üzerlerindeki işte kablolarla karşıdan karşıya geçtikleri unsurlar. Tabii bunlar normalde bir hani çocuğun veya bir insanın kendi başına kullanabilecek olduğu şeyler değil. Dolayısıyla bu hattın tamamını söküyoruz. Işıklandırmaların birçoğu burada kalacak normal şeylerde, yerlerde. Bir de itfaiyemize bu kulübelerden bir tanesini de söküp itfaiyemize vereceğiz. Yine itfaiyemizin buradaki malzemelerin depolayabilmesi, kullanabilmesi için. İleride görmüş olduğunuz tekerlekli unsurların tamamını yine kaldırıyoruz. Yani buradaki daha önce kullanılmış olan hiçbir malzemeyi biz israf etmeyeceğiz veya depolara kaldırıp yıllarca bekletmeyeceğiz. Bu iskele platformunda büyük platformdan kablo geliyor. Oradan kayar sistemli zipline hattı geliyor. Yine bu platformu da aynı şekilde sökeceğiz. Bunu da itfaiye alanındaki itfaiye erlerine, görevlilerine teslim edeceğiz. Aynı platformu onlar kendi alanlarında yine olduğu gibi kuracaklar.